Sanki hiç bitmemiş gibi geldi. Saatler sürmüş olabilirdi, dakikalar sürmüş olabilirdi. Sanki bütün hayatım orada geçti. Orada olduğu bütün o süre zarfında öleceğimi düşündüm. Hayatımda yapmak istediğim tüm o farklı şeyleri yapamayacaktım. Sanki her şey korkunç değilmiş gibi, Christie daha sonra saldırganın tarafından kesintisiz bir sorgulamaya alındı. Beni sakinleştirmeye mi çalışıyordu bilmiyorum ama erkek arkadaşın var mı? Erkek arkadaşın nerede yaşıyor? Yalnız mı yaşıyorsun deyip durdu. Sanki cevapların hepsini biliyormuş gibiydi. Ağzım bantla kapalıyken bunları sordu. Saldırgan daha sonra Christie'ye öyle şeyler anlattı ki onu izlediğinden şüphelenmesini sağladı. Özellikle izlendiğimi fark etmemiştim. Ama bir yerden birinin baktığı, birinin izlediği gibi bir duyguya kapıldığım anlar olmuştu. Ama her zaman bu duygudan arındım. Sadece kız gibi korkuyorsun, her şeyi fazla önemsiyorsun, orada olmayan şeyler yaratmaya çalışıyorsun. Rahatla, paranoyak olma diyordum. Kendi kendime telkinde bulunuyordum. Neredeyse 45 dakika sonra Christie en kötüsünün geçtiğine inandı. Daha sonra saldırganı başından beri korktuğu şeyi söyledi. Başka bir odaya gideceğiz dedi. Beni kollarımdan tuttu ve banyoya götürdü. Suyun aktığını duyabiliyordum. Ve buraya kadar şimdi öleceğim. Beni burada öldürecek dedim. Nerede olduğunu bilmemem, ne yaptığını bilmemem bunu daha da zor hale getirdi. Çünkü bunun olup olmayacağından emin değildim. Gerçekten her şeyi yapabileceği duygusuna kapıldım. Tecavüze uğrayan, silahla tehdit edilen ve şimdi boğulmayla karşı karşıya kalan Christie dehşet içindeydi. Panik yapmaya başladım, ağlamaya başladım ve her şey yolunda. Her şey yolunda. Bir şey yapmayacağım. Seni incitmeyeceğim. İyi olacaksın. Seni bir dakikalığına küvete sokacağım dedi ve kollarımı çözdü. Sonra da beni küvete soktu. Daha sonra Christie'ye bütün vücudunu yıkamasını emretti. Küvette oturmuştum. Neler olduğundan haberim yoktu. Dehşete kapılmıştım. Geri gelip gelmeyeceğini, beni öldürmeyi planlayıp planlamadığını bilmiyordum. Bu aşamada ne yapacağını bilmiyordum. Saldırganın izlerini silmeyle, Christie'nin yatak örtülerini ve battaniyelerini yanına almayla meşgul olduğundan haberi yoktu. Sonunda gittiğini düşündüğümde